Evet kıymetli Kadıköy Sokak ailesi hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar 75.200, 15.300 apayrı teşekkürler arkadaşlar. Toplamda 90.500'lük bir aileye ulaştık. Ee, şimdi ben normalde uzun uza diye videolar çekmeyi severim ama bu videoyu kısa keseceğim. Kısa bir video yapacağım. İki teknik direktör karşılaştırması yapacağım. Jose Mourinho, İsmail Kartal. Şimdi ne alakası var hocam Jose Mourinho'nun İsmail Kartal'ın hani sen Fenerbahçe tek şey değil misin? Fenerbahçe teknik direktörü görevinin başındayken böyle bir şey yapman etik mi? Hani sen hep diyorsun işte arkadaşlar sezon devam ediyor hocamıza güvenelim şöyle böyle diyorsun. Şimdi niye bunu yapıyorsun diyeceksiniz. Videonun sonundan diyeceksiniz arkadaşlar. Sizden ricam videoyu sonuna kadar dinlemeniz. Ee, şiman Şimaminski adlı kullanıcı adıyla bir kardeşimiz Twitter'da Jose Mourinho'nun tüm rezillikleri henüz sezonun başı eminim ki daha fazlası gelecek diye paylaşmış. Kadro değeri 35 milyon euro olan Lugano'dan 2 maçta 4 gol yiyerek ıkınarak tur atlaması diyor. Ha şunu söyleyeyim. Aslında 4, yediğimiz 4 golün dördünü de Fenerbahçe futbolcuları attı. Hani Mert Müldür'ün falan hediye ettiği, ikram ettiği bir pozisyon falan vardı hatırlarsınız. Ben bunu çok saymıyorum. İkincisi ilk maç deplasmanda 2-1 mağlup olup ligdeki Adana Demirspor maçı sonrası oyuncularımla 3 gün boyunca kamp yapacağız ve rövanş maçına hazırlanacağız deyip Şampiyonlar Ligi'nin elenmesi diyor. Ben aslında bunu da saymıyorum. Çünkü bizim elendiğimiz Lille takımı Real Madrid'i falan yenmiş bir takım arkadaşlar. Yani Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Hani Galatasaray'ın elendiği Young Boys şu anda Şampiyonlar yeni şeyi e, Averaj takımı ve sonuncu sırasında. Yani Birisi Real Madrid'i yenen takıma eğleniyor. Öbürü sonuncuya eğleniyor. O kadar değil. Tamamen hocaya yazan 2-0'dan 2-2 Göztepe puan. Yani Göztepe'ye puan veren Jose Mourinho demiş. Evet kesinlikle bu Jose Mourinho'nun hatası. Net. Fenerbahçe taraftar için çok büyük önem taşıyan Galatasaray derbisi için sıradan bir maç diyerek rakibini küçümseyerek kendi sahasında 3 gol yiyerek yenilmesi. Kesinlikle bu da Jose Mourinho'ya yazar arkadaşlar. Çünkü... Sen Galatasaray maçının önemini bilmiyorsan Fenerbahçe'yi bilmiyorsundur. Fenerbahçe'yi bilmiyorsan boşuna teknik direktörlük yaparsın. Yani ligde giden 4 puan açıkçası doğru ya doğru. Jose Mourinho'nun. Kendi sahanda rezil bir oyunla akınarak Union Saint galibiyeti 2-1 demiş. Ya Union Saint basit bir takıma indirgemek doğru değil. Yine aynı şekilde kendi yarı sahasından topu çıkartamadan rakibin tek kale oynadığı şansı Amrabat'ın harika asistiyle Twente'den bir puanla dönmesi. Bunun iyi bir şey olduğunu düşündürmesi demiş. Laf aramızda ama gerçekten bu iyi bir şey. Ciddi söylüyorum bak Twente deplasmanı. Şimdi bak evinde Bilbao ile oynayacaksın. Lyon ile Manchester United la. Şu an deplasmandaki bütün maçları kaybedip evimizdeki bu 3 maçı kazanmış olsak 9. 9 e, puan. 4 de şimdi var hanimizde 13 puan. 13 puanla gruptan çıkıyoruz. Bak deplasmandakileri kaybetsin. Anladın mı demek istediğimi? Ve Twente öyle basite indirgenecek bir takım değil. Şu anda form grafiği olarak yüksek bir takım. Ha transfer market verisine aldanırsan. Yani Galatasaray 9 milyon euroluk takımla 2-2 beraber kaldı. Yani bizimkine hata dersin. Onunkine ne dersin bilmiyorum. Fenerbahçe formasıyla 49 gol averaj katkısı olan Batu Şuayi. Ecili rakibine gönderip yerine ısrarla süperlik tarihinin en pahalı transferini yaptıran Mourinho hocamız ki 20 milyon euro adamın form tutmasını bekliyoruz demiş. Açıkçası Batu şu gitmesini ben de eleştiriyorum. Hani eğer böyle olacağını bilseydik herhalde hiçbirimiz Batu ayı gitmesini isterdik. 500 bin euro fazladan verin de derdik oynasın. Ama Batu ayı son kontratında herhalde bir enteresanlık peşinde. Geçtiğimiz sezonun MVP'si 18 gol 12 asist yapan İrfan Can Kahveci'yi yedek bırakıp Yerine sahada yokları sayan Dusan Tadiç oynatması demiş. Bu cümleyi sadece bir gerizekalı kurar. Yani bu cümleyi sadece süzme bir gerizekalı kurar arkadaşlar. Yani sıradan bir insan bu cümleyi kurmaz. Şimdi Rafa Silva için geberiyorlar. Ben sosyal medyada yangını görüyorum. Beşiktaş taraftarı geberiyor normal. Onların yıldız futbolcusu. Fenerbahçe taraftarı geberiyor. Fenerbahçe taraftarına ne oluyor onu da çözemiyorum. Yani Rafa Silva bak Beşiktaş taraftan anlarım. Yani gerçekten anlarım. Büyük bir yatırım. Yıllık 6 milyon euro veriliyor. Anlarım. Fenerbahçe taraftan çözemiyorum. Ya elinizi vicdanınıza götürün. Varsa. Tadic 989 dakika oynamış. 989. Rafa Silva da 947 dakika oynamış. Birisi 989. Birisi 947. Tadic Şampiyonlar Ligi elemesi Süper Lig Avrupa Ligi'nde totalde 5 gol 6 asist 11 gol katkısı. Rafa Silva 4 gol 3 asist 947 dakikada yani 7 gol katkısı. Ya bir tane gol bir asist Süper Kupa'da ligin en kötü takımı Galatasaray'a karşı. <laughs> Siz onlara yenildiniz sahanızdan. Ya Allah aşkına şu kaçırdıklarımızı biz atmış olsak 6 tane net pozisyona girmişiz. Yani bu oyun anlamda konuşmak istemiyorum. Avrupa Ligi elemelerinde bir gol 2 asist. Süper Lig'de 6 maçta 2 gol. Başka bir şey değil. Yani Tadiç'e işe yaramaz diyorsa futbol konuşmanın anlamı yok. Bu gerizekalılıktır. Ha sahada yokları sayan değil. Sahada yürüyen derse katılırım. Çoğu zaman yürüyor dersin. Katılırım. Kariyerinin en kötü performansı veren Şimanski'yi ısrarla sahada tutması bu ciddi bir hatadır. Ama teknik direktör de şunu der. Arkadaş ben bunu oynatmazsam çocuk hepten gidecek. Kariyeri gidecek diyebilir. Bir şey diyemem top 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 player diyerek bahsettiği sezon başı bonservisine 6 milyon euro verdiğimiz Oğuz Aydın'ı Avrupa listesine yazmayıp ligde de 1 dakika bile süre vermemesi bu da çok ciddi bir hata katılıyorum. Ama İrfan'ı oynattı. Hani Twente maçındaki İrfan'ı beğendiniz mi bilmiyorum. Enes Siri edinceko'nun bu kadar performansında düşüklük olmasına rağmen Cenk Tosun'a hiç şans vermemesi yine aynı şekilde arkadaşlar. Eee bu da bu cümlede maalesef maalesef aptalca bir cümle. Maalesef aptalca diyorum bakın maalesef. Yani arkadaşımızın bilmesini çok isterim. Niye bilmesini isterim? Ya Edin Dzeko kötü performanstaymış. Şimdi az önce 11 gol atan Tadic için yokları oynuyor dedi arkadaş. 11 gol katkısı. Edin da 13 maç 9 gol 2 asist 885 dakika. Yani 11 gol katkısı. Şimdi bu adama da kötü demek bilmiyorum ne derece doğru. Fenerbahçe gibi bir takımı yönetip altmoney Money kombiniyle kenardan beden öğretmeni gibi takılan Jose Mourinho hocamız en azından Avrupa devi, Avrupa ve devi şey derbi maçlarında böyle giyinmesi lazım demiş. Takım elbise göstermiş. Yani ben bu flow'u paylaştım. Bir şey demiyorum. Şimdi İsmail Kartal'ın tüm rezillikleri. Maraba Hoca diye yazmış. Bu hoş bir cümle değil. İsmail kartal bizim değerimizdir. çok yanlışlar olmuştur doğru ama İsmail Kartal terörist değildir İsmail Kartal ne bileyim Fenerbahçe düşmanı değildir İsmail Kartal ee, küfürler hakaretler saçacağımız profilde karakter karaktersiz bir haysiyetsiz bir adam değildir İsmail kartalı severiz sayarız ama hataları var mı Tabii ki de var İsmail kartalın hatası yok diyen kişiler en büyük hatayı yapıyorlar yani biz İsmail Kartal, bak İsmail Kartal'ın kendisine muhabbet etsek der ki benim de çok hatalarım oldu ya. Şöyle böyle falan der. Hani İsmail Kartal yanımda olsa sorsam en büyük hatan desem der ki sözleşme uzatmak, kurun içi getirmek en büyük iki hatam der. Ya yani bugün geriye dönsem herhalde bu ikisini yapmam der. Ama bazı Fenerbahçe taraftarları yani rezil konuşuyorlar ya. O yüzden çok da muhabbet etmek istemiyorum açıkçası çok da konuşmak istemiyorum. Şimdi İsmail Kartal Trabzonspor'un bizi kendi sahamızda ezerek yenmesi diyor. Ezerek diyorum çünkü bir golleri yalandan iptal edip bir tane yalandan penaltı aldık. Ona rağmen yenildik en utandığım maç diyor. Aldığımız penaltının yalandır olduğunu ben de düşünüyorum. Yani kesinlikle o penaltıyı vermem ama ilk yarıda bir pozisyon ver, penaltı artık kırmızı verilmesi lazım Trabzonspora. Şimanski'ye yapılan bir hareket var. O pozisyon verilmeyip bu bu verildi. İçler dışlar şeyim. Ama ezilmedik Trabzonspor'a. İyiydik. Gerçekten iyiydik ama 3-0 geriye düşmek Kadıköy'de. Fred yok diye ve aynı hafta Galatasaray puan kaybetti diye Adana Demirspor'a 0-0 iyi bir skormuş gibi berabere yatırması demiş. Şimdi İsmail Kartal'ın da hakkını yemeyin. Bu maçta hakem bizi mahvetti. Yani Osterwold'e dayak yedi. Kırmızı bile verilmedi. O pozisyonlar. O pozisyonlardan birine kırmızı verirse zaten iş bitecek. Golümüzün sayılmadığı bir önceki sezondu. Değil mi ya bu maç değildi. 3 diyecek söz bulamıyorum gerçekten. Skordan okula gittiğinde hani Nörçland'a 6-1 maçı söylüyor. Fena dalga geçildi bizimle diyor. Biz nasıl 6 yedik falan diye. Şimdi ben İsmail Kartal'ı savunuyormuşum gibi oluyor. Sanki Mourinho gitsin de İsmail Kartal gelmiş gelsin dermişim gibi oluyor ama. Abi Elinsaf o maçta Fenerbahçe'nin 14 eksiği vardı ya. 14 eksik. Tabii ki hocamız adını bilmediğimiz takıma yenilir mi? Hayır. Ludo 2-0 yenedik diyor. Şunu da söyleyeyim. Ludo 2-0 yenedik. Yine aynı şekilde kadroda eksikler vardı ama tabii bu bahane değil. Onu da söyleyeyim. E, skor 1-1 olunca ileri üçlüyü komple değiştiriyor. İnanılmaz bir taktik. Allah'tan eskada kazanmadık. Değişikliklerle maçı aldım diyor sonra demiş. Fenerbahçe 1, Samsun Spor 1. Çok ciddi bir hata. Hani İrfan çıkarıp, Ceko çıkarıp, Tadic çıkarıp, King, Batu Şua'yı Cengiz Ünder almıştım. E, Olympiakos'a 3-2 yenildik. 3-0'dan sonra aklına Fred ve İsmail'i oyun almak geliyor. Taktik deha İsmail Kartal'ın. Biraz geç oluyor. Konferans kupasını Olympiakos'a hediye ediyor demiş. Alanya Spor'la 2-2 kaldık. Gol lazımken Alanya Spor'a karşı Ceko'yu çıkarıp dışladığı kenti soktu oyuna. İnanılmaz demiş. 85'te hakikaten Edin Ceko'yu çıkarıp kenti aldı oyuna. Artı 7 de verildi. Çok ciddi bir hatadır. Kat katılıyorum. Galatasaray'ın aynı haftalarda 6-1 yendiği takımı ilk yarı galipken maç verdi diyor. Sivas Spor'a 2-2 beraberlikten bahsediyor. Hani biz bugün Cihan Aydın'a kızıyoruz penaltı verdi falan filan diye ama 1-0 yani öndeydik. Hatta 2-0 da oldu sanırım. Yok 1-1 oldu. İrfan'ın attı 2-1 oldu. Skoru koruyamadık. Ligin son haftalarında Galatasaray'ın şampiyonluk maçında kolayca goller bulduğu Konya Spor'la 0-0 kaldık. Ki şimdi Konya Spor'la 8-9 tane pozisyon yakaladık. Hiçbirini atamadık. Aynı şekilde Alanya maçı da öyleydi. Hiçbirini atamadık. Ben ikisinde de İsmail Kartal'a suç bulmuyorum. Futbolculara buluyorum. Ama aynı şekilde Jose Mourinho'da Galatasaray'a 3-1 yenilmezdik biz. Futbolcular atamadı. Mourinho'ya ne diyeceksin? Yani birinde futbolcu suçlu, öbüründe hoca suçlu dersen bu da döneklik olur. Onu da söyleyeyim. Gelelim Maraba hocamızın nasıl şampiyonluk yarışında kaldığına diyor. Şu Maraba cümlesi hoş değil. Son dakika penaltılarını oyuncularımızın becerisiyle almasak 15 puan falan fark yiyorduk. Karagümrük 2 kırmızı kart gördü. maçı 9 kişi tamamladı bu arada diyor. Şimdi Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı 90 artı 6'da Batu penaltı golü 2-1 kazanmışız. Bu önemli bir olay. Şimdi İrfan'ın ve Cengiz'in son dakikalarda uzaktan gollerle kazandırdığı maçlar da var demiş bir kardeş. 90 artı 4 Başakşehir'i 1-0 yeniyoruz. 90 artı 4'teki penaltı golü. Ee, Fenerbahçe 4 Pendik 1. 87. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Bakın 87'de 2-1 öne geçiyoruz. Tamam 4-1 kazandık ama 87'de 2-1 öne geçiyoruz Pendik'e karşı. Fatih Karagümrük 1 Fenerbahçe 2-2-1 öne geçiyoruz ama 57'de burada. Hani burada böyle bir olay var. İrfan'ın Cengiz'in son dakika uzaktan kendi becerisinin attığı ve maçı kazandırdığı maçlar var. Hocamızın Mourinho'nun sistem oturtmaya çalışıyor. Sahip çıkalım demiş. Lili Bartu ile falan eliyorduk. Bak Bartu Elmaz da falan eliyorduk. Real'i yendiler. Göztepe deplasmanda çoğu büyük takım çıkamayacak. Galatasaray'ı yenmek normal bir şey ki. Evimde isabetli şut çekemeden 0-0 bitireceğime şöyle bir derbi oynarım demiş ki İsmail Kartal döneminde Galatasaray'la 0-0 berabere kaldık. Şut, isabetli şut olmadan. Oradan bahsediyor. Yani 25 şutumuz var Galatasaray maçında. Galatasaray'ın 14. Bizim isabetli 10. Onların 6. 6 net pozisyonumuz var. Onların 2. Burada da bunu kastediyor. Şimdi buraya kadar her şey her şeyi anladı değil mi? İsmail Kartal. Yani şunu söyleyeyim. Herkes şunu söylüyor. İsmail Kartal giderse şey e, Jose Mourinho giderse İsmail Kartal gelecek demiş. Ben teknik direktörleri şu şekilde yargılarım. Geldiğinde takıma ne kaptı? Kaç futbolcuyu ileri götürdü? Kaç futbolcuyu geriye götürdü? İsmail Kartal Allah şahidim. İsmail Kartal'la birçok futbolcu yani birçok futbolcu ileri gitti. İsmail Kartal'la birçok futbolcu ileri gitti. Can Jorge Jesus'la Fenerbahçe hani o da, o zamanki kadro şimdiki gibi değil. Ama ee, yani İsmail şey Jorge Jesus'ta yine ileri giden futbolcular oldu. O da var. Ama yani Jose Mourinho ileri giden futbolcu düşündürücü ya. Yani Jose Mourinho ile ileri giden futbolcu. Livakovic'i sayarız. Yani Livakovic ileri gitti. Bunu sayarız. Onun dışında hani ileri gitti dediğiniz bir futbolcu var mı? Ben hani düşünüyorum. Ben ileri giden futbolcu aklıma gelmiyor. Ama bu gitmeyecek anlam taşımıyor. Yani e, belki de zaman geçecek diyeceğiz ki arkadaş inanılır gibi değil. Yok artık diyeceğiz. Hani bu da gelişti, bu da gelişti, bu da gelişti. Mesela İsmail Kartal'da da İrfan coştu. Değil mi yani? Tek tek saydım. Mesela Şimanski. Şimdiki Şimanski'ye bakın. Ölmüş bitmiş halde. Ama İsmail Kartal'ın ilk dönemindeki Şimanski uçuyordu. E, Tadic, Ceko, şu bu. Neyse buraya da girmiyorum. Ben şunu söyleyeyim. Ben ne Mourinho'nun gitmesi taraftarıyım ne İsmail Kartal'ın gelmesi taraftarıyım. Yeter ki yeter ki yeter ki bir şeyler olsun. Yeter ki takım artıya geçsin. Yeter ki takım ileri gitsin. Yani yeter ki Fenerbahçe başarıdan başarıya koşsun. Ben sadece bunu istiyorum. Ama bir iddia atıldı. Jose Mourinho için. Everton iddiası. Şimdi Jose Mourinho'nun Everton'ın teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürülmüş. İngiltere'den sürpriz iddia. Futbol Insider'ın haberine göre Portekiz teknik adamın Sean Dici'nin yerine Sean Dici Sean yerine ya da Sin Dici artık neyse okunuşu adaylardan biri olduğunu sürmüş Amerikalı iş insanı Dan Frydenk'in kulübün %94'lük hissesini satın almak için kulübün mevcut sahibiyle Moshidi ile anlaşma sağladığı belirtildi. Everton'da kulübün devralma işleminin ardından Daichi'nin yerine teknik direktör değişikliğinin beklendiği kaydedilmiş. Everton Jose Mourinho da güçlü adayların arasında yer aldığı söyleniyor. E, taraftar sıcak bakmıyor demiş Sky'da yer alan habere göre. Everton'da Graham Potter'ın adı geçiyor. Ancak İngiliz ekibinin taraftarları Potter ismine sıcak bakmıyor. Everton 6 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Şimdi Jose Mourinho Türkiye'den gitmek ister mi? İster. Bana işimi öğretiyorsunuz der, şöyle der, böyle der. Der de der. Yani Avrupa maçına bakıyorsun ayrı bir olay. Lig maçına bakıyorsun çok ayrı bir olay. Ne dedi demişti hatırlayın. Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Sorulan sorulara bakınca işimi öğrenmek için iyi bir fırsat diyor. Şimdi ben dediğim gibi arkadaşlar Jose Mourinho'nun taktiği mi işe yaramıyor, sistemi mi işe yaramıyor? Ben Jose Mourinho'yu eleştireceğim çok şey var. Bu arkadaşlar gibi hani böyle kişisel egomla, kişisel kinimle hareket etmiyorum. Ben somut verilerle konuşuyorum. Geçen gün Acun Ilıcalı'nın yaptığı gibi. Somut bir şey söyleyeyim. Ya arkadaş Cenk Tosun bu kadar para verildi alındı. O Aydın bu kadar para verildi alındı. Ennesiri bu kadar para verildi alındı. Hani yedek bekleyecek diye bu kadar para verile, verilmeye değer miydi? Değmezdi. Açık söyleyeyim değmezdi. O yüzden yani ben bu, bu konuda kızıyorum. Bat şu ayı kalsaydı Ennesiri gelmeseydi olur muydu? Olurdu. Olurdu. Hatta Edin Ceko gidip Bat şu ayı kalıp yine Ennesiri gelseydi Fenerbahçe hücum attı bence mükemmel bir hücum attı olacaktı. Serdar Dursun kalıp Cenk Tosun gelmeseydi olur muydu? Arkadaş Cenk Tosun dediğin adam tecrübeli adam. Biz Cenk Tosun'dan faydalanamıyoruz. Yeterince faydalansak göreceksiniz. Şimdi Türkiye Kupası'nda hani hatırlar mısınız eskiden kupa maçları olurdu böyle e, dandik takımlar denk gelirdi. İki tane içeride iki tane dışarıda maç yapardım. Oynatırdım. Keşke şu araya böyle dandik takımlarla maçlar sıkışsa. Oynat Cenk Tosun'u, oynat Oğuz Aydın'ı, oynat Levent Mercan'ı sol bekte. Ben söyleyeyim size. Şu an mesela bak Kostić. Bak Kostić oynatılsa oynatılır. Ya yani Osterwald kötüye gidiyor. Mert Müldür kötüye gidiyor. Bak doğruya konuşayım. İki kötüye giden futbolcu var. İsmail kötüye gidiyor 3. Fred kötüye gidiyor 4. Şimanski kötüye gidiyor 5. Maximen kötüye gidiyor. Verim alamıyoruz 6. En de şu anda birçok kişi verim alınamadığını düşünüyor 7. Kötüye giden 7 futbolcu var. O sayının dönmesi lazım. Osterwolde'nin bir ferdi performansı göstermesi lazım. Ya da Kost için ligde oynayıp Osterwolde'nin Avrupa'da oynayıp birbirini dengeleyip coşmaları lazım. Artık hangisi olursa. Yani demek istediğim bu. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Ben e, tarafsız bir şekilde size bunu söyleyeyim. Yani teknik direktör göndermek, teknik direktörü getirmek iş değil. Bunun yararı olacağını zannetmiyorum. Hocam İsmail Kartal'la geçen sene çok iyiydik. Ya Avrupa'da da çok kötüydük. Şimdi önümüzde altın tepside şunu sunsalar, deseler ki arkadaş Mourinho düzelecek, toparlayacak deseler, çoğunuz inanmazsınız. Dersiniz ki yok, toparlamayacak, şöyle böyle. Ama aradaki o futbol barışının da bitmemesi lazım. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Benim duyumlarıma göre herhangi bir gitme söz konusu değil. Mourinho'ya dair herhangi bir başka takıma gitme şu bu söz konusu değil. Yönetimin memnuniyetsizliği var mı? Var. Derbiden dolayı var mı? Var. Ama yönetim diyor ki sistem yeni, teknik direktör yeni. Hani oyuncuların bir kısmı yeni. Ee, bakalım ne olacak diyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yine de uzun oldu. Ben 12-13 dakika biter diyordum. Ama kendi fikirlerimi de söylemezsem olmuyor arkadaşlar. Hani bazen arkadaşlar kızıyorlar bana hocam çok uzun oldu video diye de kendi fikirlerimi söylemesem inanın boşlukta kalıyor video. Anlatabiliyor muyum? Bir de yani iki tarafın da örneklerini veriyorum. Ben muhalif kesiminde destekleyen kesimin de örneklerini veriyorum. Çünkü ben iki taraftan da değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Ya Fenerbahçe menfaatleri gereği neyse ben onu konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe menfaatlerine göre tarafsız bir şekilde konuşuyorum. Ha taraf ettiğim, e, hani taraflı olduğum yerler oluyor mu? Elbette oluyor. Bakın hiçbirini şey yapmadım. Atlamadım. Ona ne diyorsam öbürüne de aynısını söyledim. Öbürü 90 tane pozisyon yakalamış. Atamamış. Öbürü 90 tane pozisyon yakalamış. Atamamış. Birinde futbolcu suçlu, öbüründe hoca suçlu. Yok öyle bir dünya. Birinde ne suçluysa öbüründe de o suçludur. Ben böyle konuşmayı uygun görüyorum. Buyurun arkadaşlar yoruma. Şimdi sıra sizin. Görüşmek üzere.